çevirmeden video açarım. Selamünaleyküm değerli takipçilerimiz. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz, sefa geldiniz. Nasılsınız, iyi misiniz? Biz abamla anca girdik içeri, yine hastanedeydik. Selamünaleyküm, tekrardan herkese hayırlı günler. İzlerken hayırlı akşamlar, hayırlı sabahlar. Hangi saatte izliyseniz açayım da bulamıyorum. Sabah çıktık canlar, şu anda saat Türkiye saati 1, yurt dışı saati 11. He, 2 saat geriye orası 11. Biz bugün dediğim gibi hastaneye getirdik gene. Urolojiye yolladıydı onu, sigorta hastanesine gittik. Bu an böyle yatırdık, çok büyük yoruldu. Şöyle de göstereyim size. Döner bir şeyler aldık, karınca doymuş. Abana dedi ki Filiz birer tane kahve içelim. Hatta şunu da basalım. E kız ne kadar da güzel köbrüklü köbrüklü öldü. Aynen öyle. Canlar bu Nescafe mi oluyor Filiz ne? Kapuçino. Kapuçino her karıştırma zorunda. Yani hemen ki cez ve kahvesi değil yani Türk kahvesi gibi. O yüzden ben de köy arabasına gideceğim. Kaç değildi o? 2.30'da ama 2'de de olsa gideyim. Dedim gel oturmuşken birazdan zamanım var. İçelim biraz kahve. Ondan sonra sonra Filiz yemek yapacak. Yine gideceğim diye bana kapa diye akşama gitti yemeğini yaptı. Yardan çıktı yine buraya geldi. Ama bana söz verdi. Akşamdan görüşürüz. Ama diye ne olsun diye. 10 gün beni burada değil bırakma diye. Geceleri bana dedim geldi. Ben dünyamdı dünya. Kırmaz beni. Benimle işleri net. Şimdi suları var, tavukları var, kocası var, uşakları var. Ben kimseye zahmet etmek istemem. Ben buraya geldim ama geldi dedi bak ben gelirim dedi. Yani gündüz gelemesem gece. Bugün doktor işimiz vardı diye geldi burada biraz fazla. Her gün böyle olacak diye değil. Sıkıntı yok kanka. Öyle mi ne kankayız? Evet. Bismillahirrahmanirrahim. Biz burada döner yedik. Doymadık yine. Doyduk mu? Nerede? Biraz daha olsa yoruluyor. Neydi o küçücük bir şey ama tadı güzel. Çok da yiyesim olmadı. Bugün yoruluyorum da hiç yoruldum bile hiç yiyesim olmadı. Biz kaçta yattık gece? Bunda Filiz demiştim ya bir önceki videolarda. Filiz'in nesi? Yengemin kardeşi. He, yengesinin kardeşi vermişti. Şimdi diyor ya abla diye burada diye harap olacak bu diye. Gittim mi diye. Ben şimdi tipim diye kaybına diye. Dedim abla dedim belki de bozulur. Karnlar yağsız mı? Evet dedim. Onda bu dağda kutusu var gidecek. Ama bir uyku vurdu. Ama uyumadı hiç gelecek. Babam hiç uyumuyor. İnan doktora bir söyledik ki yani bir uyku yaz bizi bırak. Ya babam hiç uyuklamıyor. Dedi hani bir ilaç ver dedi ki benim alanım değildi. Urolojiyi getirdik ki. Hiçbir şey demedi. Görmedi dedi getireceğiz onu ki dedi. Babama hiçbir şey demediler. Sontasını çekmeyi dedik. Dedi ki sonta takılan hastaların böyle olması normal. Dedim ama 3 günde bir bardak affedersiniz çiş çıktığında normal. Normal dedi. Dedim ben de ki bence normal değil. Dedi ki sen tıpta neyi mi biliyorsun? Ya bir şey de değil mi size canlar? Belki bende var suç. Kimseye ağız açamayasın. Hiç kimseye. Yani birine bir şey soramayasın. Bir adam var. Bundan da Allah razı olsun. Hastanede var biraz kilolu adam. Atla diyor onumuzu. Dedi ki siz ne arayı duruyorsunuz? Ben zaten hiç bilmiyorum hastaneyi. Genel Haçkalı bu ay bilirim de sigorta hastanesinde ben gitmeyeyim. Oydu 12-13 sene oldu. Ben bilmiyorum buraları. Uşak iken giderdim Uşak iken. Dedi ki siz dedi işler o gallatın ultrason falan için dedi. Gelin benim yanıma dedi. Bak adamla bizim bir işimiz yok. Yani onun bölümünde yok. Gençli bir adamcık. Var 60-65 var. Ama ona işimiz düşmedi gitmedik. Evlerine sorarsın bir şey. Kadın dedi bana burada oturan bir kadın. Sen niye hep geri duruyorsun dedi ama. Buyla çok beklersin dedi. Bağırdı da hakkı onları. E dedim ne yapacağım dövüş mü tecrübe burada. Ben de durayım herkes önüme gideyim gireyim. Ondan sonra kan verdik, idrar verdik. Ultrasonu. Hepsi aynı günlerde çıkmay. Dedim dediler bana ki senin hastan işte yatan hasta yani duramay ayakta sandalyede. Tekerlekli sandalyeye koyduk yönü orada. O öne gitmesi lazım. Diyeceğim ki bayan alamazsın bizi öyle odaya sokmay beni. Konuşmay benimle ki ama abi de ayrıca taksiden indik. Aa babama sordu bu adam ne yaptı hiç tanıyorum bunu. Bir delikanlı şok var. Şok olduk şok. 28-30 damarı var yani.
Fazla ama bembeyaz duruyor. Erdoğan'da da var. 40 var. 40. Yok, o var. Var. Ha, 40 var ama 40 var. Neyse. Annem bu merdivenden şey ineceğiz ya. Babamı getireceğiz burayı. Oğlan atla gönlümüzü. Merdiveni koşturalım ama uçakalım. Neyi gelen üstümüze doğru. Ama koşay. Kucak verdi babamı. Hadi gel dünya buraya kadar. Allah razı olsun. Tabii yan tarafta. Annemin yan tarafına araba galeri yeri açıldı. Burada. Dedi siz bırakın dedi. Bacım dedi. Ben taşırım dedeyi dedi. Amca dedim, istersen koluma gir, istersen arkana alayım seni. Gördün mü? Ama yüzünle beni zaten. Dün de bir nakil arabasından geldik. Ben şimdi yalan yok, bilerek sordum. Bir kişi arabayı sürüyor. Bir kişi de tekerlekli sandalyeyi yatırıyor, indiriyor tekerlekli sandalyeyi. Yani şoför, ama şoförün yanında da bir kişi. Bilerek sordum ben. Anladın mı? Bana yardım etmeyecek. Çünkü beni arabaya bindirirken tek başımaydım. Kızların hiçbiri yoktu. Annem de hastanedeydi. Biliyorsunuz zaten. Dedim abi dedim. Ha sen dedi bunu dedi. Nasıl indireceksin aşağı tek başına dedi. Amca yürüyemiyor. Dedim siz var ya. Dedi ki hastanede o tek adam öbür adam yok dedi. Ama dedi biz dedi yardım etmiyoruz dedi. Ben dedim yetmişsin. Çağırırım yoldan bir kişi dedim. Ne yapayım dedim. Geldi buraya bıraktı bizi abi asfaltta. Etti abi de sen neyine güvendin de dedi bu adamı dedi. Yalnız gittin hastanede gittin buraya dedi. Dedim nakil aracı dedim yardım etmiyor mu hastalara dedim. Dedi ki ben aynı ablam bak şimdi. Ben soru sordum da ben şoförüm. Bu da bu beyefendi de tekerlekli sandalyeye hani sedyeye koyayım. Abi çöp var ya bak buraya kadar getiriyoruz dedi. Anladın mı dedi. Dedim anladım anladım dedim. Çok güzel anlattı. Ondan sonra o şoför adam indi abi. Dedi ki şey benim işim gerçekten değil kızım dedi. Var 50 küsur yaşında ama dedi ben dediği bırakamam dedi. Aşağıda da indireyim sizi dedi. Geçen bize de aynısını yaptı ya orada dedi ki nasıl getireceğim. Aynı bir şeydi herhalde. Sırtladım dedim ver arkamı dedi ayırabileceğim dedim ben mecbur ediyorum. Sırtladım bana getirdim. Yani görüyorsun bu senin işin olmayabilir. Ben bir şey demiyorum. Tek başıma görüyorsun. Sana muhtaç olduğumu görüyorsun. Yatsın bana bir yardım ne olur. Adamla hiç tanımar yok. Atladı merdivenden aşağı. Olsun. Bu duruma herkes gelir. Yapacak bir şey yok. Abi yetim seviyesini gittim sana. Abi 23'ün başım. Çok biter oldum. Kafam abi daha. Bu akşam nasıl yattım orada? Konuştum. Kafamın boynumun ağrısından. Bakma deliliğe vuruyorum kendime. İşte boynumdan çok zorum var boynumdan. Babamın zahmeti yok. Yalnız babam yanındakini üzüyor. Şöyle uyumay. Çok yorgun. Uyuklamay. Uyuyup da dinlenmeyin. Çay şimdi yukarıda. Baktım baktım. Karnı da doymuş. Ben de açlarım bilemem makarna. Yoğurt var. Bir de bir mercimek çorbası yapacağım Aycuk. Daha da bir şey yapmayacağım. Bir sene orada açıda fasulye mi var? Annem evi silmiş. Biz hastaneden gelene kadar gitti. Çöpleri atmış. Evi sildi. Kavrayı boşalttı mı ama? Makineyi de boşalttı mı? Boşalt bak. Korkar ki bulaşık makinesine bulaşık atacaklar. Onun yıkadığını sevmiyor. Elinde var ya bak cam gibi ne? Ha bunda var ya camlar. En aşağı 40 senelik bardak. En aşağı. Yesek değil mi sen? En aşağı bunda 40 senelik. Ben oldu evlenir 15 sene. Ben 30 37 yaşına gireceğim ha Ocak'ta. Bunda benden önce de vardı. Ukarık evde vardı ha bunda. Neyi hatırlayayım biliyor musun? Abi asıldım ablaya çıkartma çıkay. Abi asıldım ki çıksın ne diyor. Uğraşırdım oynardım bunların. Abi bardağa bakın. Bu bir tabine su içtim de bunu köpürtecek. Bu makine de uşağım değil. Akşam ne dedi? Akşam ne dedi sen? Bulaşık makinesi bitti duydun mu sen? Uşağım bir daha çalıştırayım mı? Bana dedi canım anne yıkadın. Sade dediğim işte. Korkay bunu yatacaktı. Onları iğrenayım. Bulaşık makinesinden yıkadığı bulaşığı iğrenayım. Ona da ondan üzülüyorum anneme. O da onu üzüyor. Çok yoruluyor. Çok yoruluyor. Ya bir ara yerde eti yavrum. Şu an bir tane tüy buldum. Ha böyle bak kakamay şimdi ya da. Ben bakarım. Ha böyle o tozu. Mesela bu gazak tozu. Bunu böyle tutayım saatlerce. Anne nedir o yanındaki ver bak. Yok şu an düşürürsün bir yere atacağım. Ne oradan açayım. Elektro süpürgesi çalıştırmayın işte ellerle kızgırla el bezinle öyle yapıp temizlik yapar. Burada üzüyle kendilerine diye üzülürüm yoksa hiç zahmetleri yok.
Hiç. Saat şimdi kaç? Fizla telefonu versene ama. Biri çeyrek geç. Çeyrek de geçmiyor. 10-11 geç. Ben de yemeği yapacağım. Ben de onu şey yapacağım. Sen de limonu yap. Beni dinle. Ye, iç, gel. Al biraz çekirdek yap. Kafamı attım sen de tatsını. Videoyu açmak istedim. Konuş bakalım şimdi. Ne konuşayım? Sohbet edeceğim. Öyle değilim. Bize sordum ben cevap Abi de abi de yukarıya yarıştı. Vereyim sana. Bunlar kaymağı diye aldım. Bana pullu al. Pullu bak pullu işini sen çıkarttın. Herkes bana şimdi pullu diyor. Birkaç kişi de sormuş ki canlar senin adın Filiz değil mi? Niye buraya pullu yazıyorlar? Şimdi bunu sen açıkla. Bu çıkarttı o işi. Küçükten beri öyle severim. Hani Fulya aşağı ismini demem çok. Yani böyle çok ciddi bir konu olsa derim. Hani Filiz diye bağırırım. Genelde WhatsApp'ta yazar onu. Filiz daha önü yok, arkası yok. Filiz daha devamı gelmez. Ondan çok kavga ediyoruz bunu. Ya diyorum oraya Filiz yazana kadar yazsana ne derdin varsa. Filiz daha bir şey demiyor. Ben de merak Yani Filiz yaz ediyorum. ayrımına bir bakayım. Eğer dönüş yaparsa bana ardını getireceğim. Ama benim işim vardı. Kısa Sen keseyim. hepsini yaz. Filiz yazdım ben korkarım. Ondan sonra diyor ki yok bir şey yok. Niye korktun? Zannederim ki Tamam, almaya korkulacak bir derken. şey olsa söylerim zaten sana. Babama bir şey oldu mesela zannederim. Diyorum abi nebisini yazsana diyor hoşu duruyoruz. Ne işim fulle dedim ben. Devam. İşte ne bileyim böyle küçükken böyle severim. Bizim Filiz harbi küçük idi. Annem diyelim 40 yaşında mı annem doğurdu seni? 42. Annem 42 yaşında doğurdu Filiz. Çok böyle şey yapmazdı mesela. Yani isteyerek olan bir çocuk değildi. Öyle söyleyeyim size. Filiz doğunca annem tabii yaşta biraz ilerlediydi. Köy hayatı biliyorsunuz çok bunlar ilgilenmez. Mesela bu gece ağlasa annem kızardı ki yani niye ağlay, niye durmay. Biraz da titiz bir çocuktu. Annem dediği gibi bu evvelden beri Fena ya. titiz. Yani yaramazmışım çok. Yani sürekli ben alırdım onu. Herkesten küçük, genelde mini miniydi ama abi yanakları var ya arkadaşlar. Kendi ufak tefek abi yanaklarına bunlar kıpkırmızıydı. Gelen de illet dişleyecek bunu, öpecek bunu. Ben de herkesle kaçırdım bunu. Yani çoğunlukla ben ilgilendim bununla. Ufaktan beri şimdi pulli aşağı pulli yukarı. Ben sevdim pulli. Bu şimdi video işine de başladı. Pulli dedim. Herkes oradan duydu işte. Galiba ismi pulli. Nurten Çolakabam da yazar bu. Birkaç kişi yazar. Herkese sevgilerimi, selamlarımı yollarım. Diyor ki Pulli geldin mi? Yani biri de yazmış ki ama Almanya'dayken yazmış bir takipçim. Demiş ki pullu çember bağlıyorsun diye mi? Çemberlerinden dolayı mı pullu Yani değilse? yok yok. Ben mesela ilk Filiz video attı. Diyelim videonun altında yorum yapardım. Yani orada da yazarken bile Filiz'e Pulli diye yazardım. Pullim diye severdim. Oradan da çok takip edenler, yazanlar gördü. Ondan sonra da herkes Pulli aşağı, Pulli yukarı. Mesela benim kanalımda Trabzon'un Karauşak. Yani Ali Yaşar da kimse Ali Yaşar demez. Kara. Yani Karauşak der, Karauşak der. Gerçekten yani Karauşak der. Küçükten beri Ali Yaşar doğdu. Böyle kara kara bir uşak idi yani. Bordoloz gibi deriz biz yani kiloyla. Bizim diyelim amcalar mesela yengeler herkes onu severken kara uşak aşağı kara uşak aşağı yukarı derdiler. Bu kanalda açarken şimdi galiba ismi öyle kara uşak Trabzonlu kara uşak Trabzonlu gelin olsun dediler. Sen de bu teyze dedi ki olsun dedik Trabzonlu kara uşak. Yani ona da öyle takılırdık. İsim taklidi yani küçükken. Filiz'e de aynı şekilde Pulli derdim. O da oradan geldi yani. Yani sonradan takılan bir şey değil bunlar. O yüzden. Helvet. Bakalım bizim telefonu yapabileceğim mi Pulli? Yapacağım. Bu akşam geldim mi dönü yapacağım. Atarım bir reklamsız videoyu yani. Ondan da para kazanmayı vurduk Ya değil mi? atılsa da Bence atsa. atılıyor. Yani Akşam denedim diyorum sana. arkadaşlar ne şimdi bizim yani telefonun sıkıntısı ne? Ben mesela video yaptığınız zaman diyelim 3 dakika yaparsın kesiyorsun atarım 5 dakika yaparsın kesiyorsun toplamayı bu videoların basarsın mesela yapılırken üstlerine tıklarsın o videonun bütünleşmesi lazım mesela ne kadar atarım 25 dakika Parça videoları toplayamay bir araya. toplayamaydı bir telefon toplamaları benim telefonuma geldi güncelleme güncelleme gelince ben de fark etmedim bastım telefonu açarım derken bastım güncellemenin üstüne ne oldu? Bu sefer yaptığım Asılacağı sarı kesilecek güzel.
Telefonun şeysi güncelleme gelince yaptığım program hep silindi. Yapamadım. Ali Yaşar da buradayken yani uğraştı, o da yapamadı. Ama abi kız akşam dedi abi olacak dedi bana, ama olacak olmayacak bilmiyorum. Tarihe eser durur kız. Onu diyeceğim ben. Ha bu var ya, ana bu bardakta da eskidir. Anne değil mi? Peki de bir daha boyama kusura mı çıkacağım? Bunları ben aldıydım ben abla. Şeyi verdi Nesrin abla. Yok ben almadım. Bu değil. Nesrin ablana verdi. Ha bunu, ha bunu bir dene bak, bir dene saklar. Kabuk gibi mi? Neyse bir daha Erdoğan ya alırsın. Ya abi kız dur. Bu şey yapayım. Ya bunu Erdoğan İdan'ın bir daha alırsan bunu söz tepsimin içine sereceğim. Zaten Allah'ını seversin. Ha bu soğuk içeceğim, güzel de içildi ama. Yap bakalım bir tane daha o da içeceğim. Büyük şimdi sen içeceğim mi? Ben abi ne içtim ya şükret. Midem ağzımda güzel durdu. Güzel içildi arkadaşlar bakın. Ben bunu içiyorum yalnız. Tek içtiğim kahve budur. Hep süt duruyor. Güzel güzel. Kıvırlık tatlı gördün mü? Bunu değilim sana. Öbürü nerede? Ha o tekerlek gibi bir şeyler var. Zehir. Hemen ben de içeceğim. Komalı getir beni. Ya bu da dur bakalım. Ben de aynısını yaptım. Tekrardan başıma kusura bakmayın. Farkında olmadım. Aha telefonum çalar. Öyle canlarım. Dediğim gibi babam şimdi gidecek. Annem nerede bilmiyorum. Çocuklarımı özledim. Eşimi özledim. Onlar evet, şimdi uyuyor gidirler. Akşamlardan konuşuyoruz. Arayla beni görüntülü. Bugün, bu akşam sinemaya gidecekler. Anne biz kinoya gideceğiz. Baba bize bilet aldı. Anne biz kinoya gideceğiz. Dedim tamam annesi. Baba dedi ki önce kinoya gideceğiz sinemaya. Ondan sonra yemeğe gideceğiz. Anne keşke sen de olsun. Dedim annesi hep beraber çok gittik dedim. Şimdi de babalarla baş başa gidelim. Tamam anne. Sorarım onlara oğlum. Efe ne istiyorsunuz annesi? Buradan ne getireyim size? Anne sen gel, ben hiçbir şey istemiyorum. Zeynep'e sorarım. Anne ben bilmiyorum, bizim her şeyimiz var. İyi bunların akıllı canlarını. Uyanda bile hiçbir zaman demezler bana ki illa ben bunu alacağım çocuklarım. Ya da bebek oldu mesela, bir bebek görseydiler, bir araba görseydiler. Mesela çocuk da bu çocuk. Ağlar ki illa ben bunu istiyorum, alın bana bunu diye. Benim çocuklarımın ben öyle ağlayıp da beni üzdüğünü hiç sevmem. Hiç duymadım. Hiç sevmem diyorum. Hiç duymadım. Özledim bunları yani. Gece kalkıp örterdim bunları. Bir atayırım kendim burada. Yalay bak sanki çocukları örtmek için kalk ayrıma ya. Bir bakayım ki yanım boş. Kimse yok. Gönül herkese iyilik yapmak istiyor canlar ama bu yana gidiyorsun yarım, bu yana gelirsin yarım. Bunu çok anlamayan insanlar da var. Öyle. Yapacak bir şey yok. Özledim bunları ama. Yapacak bir şey yok. Uyana gelirim, uyandakiyle seviniyor, uyandakiyle üzülüyor. Uyana giderim, uyandakiyle seviniyor, uyandakiyle üzülüyor. İşte ömürde böyle canlar çok şükür. Allah bu günümüzü aratmasın. Ömürde böyle bitip gidiyor. Olsun, hayatımızda güzellikler olsun, iyilikler olsun. Kötülük yapan da kendine yapar. Bana hiçbir şey yapmayı. Ama Zeynep Şenefe'yi çok özledim. Ne o? Zeynep Şenefe'yi. Tabii mi çaldı? Kim abi? Biz daha şimdi 15 dakika oluyor geleli yani videoyu açmadan önce 15 dakika oldu ki öğle yazanı hastanede okundu. Öyle. Ben de geçim yavaş yavaş. Zeynoş akşam bakayım nasıl gözleri dolayı görüyor musun abla? Patlayacak bomba gibi duruyor. Aslında çok zamanlı şey değil, burada değilsin.
Oy, haberini unutacağım abla Filiz. Neyi? Çiçeğim. Bir şey olmaz. Alişe abile anneydi, küçük ben abile. Bundan da az biraz daha büyük. Yine açacak bak. Kız şey, bu da beyaz ama gösterdim sana da telefonda. Bu kadar oldu. Da. Annemin açar deşiği var balkonda, yılbaşı çiçeği. Ha burada olsa var ya ne güzel açar. Bu da açardı. O ne kadar iyiydi biliyor musun? Ha bu kadar. Biliyor musun bizim evi eski evde şey değildi. Vitrinin üstündeydi. Ama aşağı kaldı sarkardı. Kız hanım ben evin değil mi? Ben çıktıydım onu büyük müydü? Hani o da bu da duyuyor ya. Duruyor işte. Çok yaşlı bir çiçek. Ama çok severim onu. Ama balkonda şey öldü. Donar ya. Bir defa onu yani. Alsın mı diksin? Onu o kadar severim. En sevdiğim çiçek. Yılbaşı çiçeği bu da güzel. Sierra'lamdan aldım mı verdim ya sen? O. En sevdiğim çiçek o. Kadife mi? Ne diyor onu? Kadife çiçeği. Bir de o yılbaşı çiçeği. Ama anneme diyeceğim annem şey yapmay, anlamay. Yılbaşı çiçeği evde olacak sıcakta. Hastaneden giriyoruz, çiçekten çıkıyoruz. Ha da gidiyor. Ya ne yapacağım? Çayı da ne yapacağım? Ha şimdi bu da şey söyleyesim var ki ihtiyacım var ona ama tabii ki söylemeyeceğim. Çok kibar bir bayan olduğum için. Antep'ten ötedim Maraş'ın yolu. Bu arada ona ben attıydım bu türküyü. Yok onu ben önce bir kanalda izledim. Dinledim de. Sen attıktan sonra tamamını dinledim. Bir kanalda bir garecuk şey, kemencalan bile oyununla söylüyordunuz, sazlan bile. Söyleyemedi de söylemeye çalıştım. Ben onu Elif'e attım. Sesli söyledim, attım Elif'e. Hala sen nasıl ağlay beni? Hala ağlay. Onu da çok duygulamıyor. Çok özledim Elif'i. Halasını, halası. Çok özledim onu, çok. Annesini, acele babama da, hanım babama da buradan sevgilerimi yollarım. Elif'in annesi, ablası da burada. Gönül gitmek istiyor ama maalesef ben de gidilecek yerlerimi, dolanacak, gezilecek yerlerimi yaza kalsın. Allah yaza hep beraber nasip olur inşallah. Davet ediler ama canlar. Buradan da söyleyeyim size Instagram'dan çok yazan var. Hep buralarda olanlar var ama buralara gitmek için gelmedim ben. Ben babamdan anam için geldim. Bakın çocuklarımı bile bırakıp eşimi. Geldim. Geçen sene 5 defa geldim. Bu 5. oluyor. Daha yeni sene gelmedi. Yazın ben nasıl geziysem, çocuklarımı gezdiriysem, eşimle arada sırada buraya uğraysam. Şu anda daha bak hastaneden geldik. Getirdim. Çocuklarını niye almadın da çünkü soranlar var. Ha şimdi ben buraya geldim. Ha dururken mesela ambulans çağırıyoruz. Dururken biz gidiyoruz. Uşakları ne yapacağım? Benim kızlara faydam olmaz. O yüzden Sade Zeynep'i almak istedim gene de. Biraz üzüldü çünkü. Söyleyince dedi anne baba gelmiyorsa ben de gelmiyorum. Ha Erdoğanlar orada her gün yadırı içirir gezdirir. Allah razı olsun. Ben de soğuktan yok soğuk yok sıcak yok balkona çıkma kapıya çıkma endişelenmiyorum burada yani. Dediğim gibi canı yürekten uşacıklarımı önce Allah'a bıraktım sonra eşime bıraktım. Buraya için geldim. Yazın da Rabbim nasip ederse inşallah bu acımda daha iyi olur. Gezerim gene. Sıkıntı yok. Şimdi burası yazın bize. Bir oraya bir buraya. Yapacak bir şey yok. Ne yapalım? Onunla da bakılacak. Benim uşaklarımın da gönlü olacak. Benim de olacak. Hep bana da değil hep buraya da değil. Herkesi ben eşit tutmaya çalışırım. Ne benimkileri üzerim ne de burayı üzerim. Bu kadar geliyor benim elimde. Yani yapamayırım başka. Onun için çocuklarımın şu anda orada durması daha iyi. Öyle. Bugünlük de benden bu kadar. Çok konuştum geldim mi? Ne yapayım? Ya sizle konuşuyorum. Güzelcene. Ya da hiç konuşmayayım. Ne benim? Ama abi itiraf et. Bu çömberde bayağı yakışıyor. Bakayım kendime. Sen hepsi yakışıyor. Hepsi değil. Ha şimdi var ya. Çok ağlayasım geldi niye acaba? Duyguluyum bugün, duyguluyum. Aha. Bak ona sen. Sen şimdi mutlu değil. Kıskak bulamıyorsun hocam. Kim biliyor? Ne bileyim bak bakalım. Ben de videomu kapatayım canlar. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Bir sonraki videomda görüşmek üzere canlar. Videomuzu beğenmeyi unutmayın. Bir videoya 1000 beğeni gelmeyi canlar lütfen. Haydi hoşça kalın.